Merhaba yarışseverler. severler. 5 Ekim 2019 Cumartesi gündüz Ankara koşu ile karşınızdayız. Ankara'da bugün 9 koşu var. 2. 6. 4. koşudan başlıyor. Ben size sadece bugün 2. altılı yorumlayacağım. Altılı tahminlerime geçmeden önce dün Bursa'da 5'te kaldık. Akşam İstanbul'da son ayaktan 6 numaralı Pastoral Senfoni'den yattık yine 5'te kaldık. Güzel ikramiyeler verdi. Biz şanssızlık Bugün inşallah şanssızlığımızı kıracağız. Altılımızın ilk ayağı 3 yukarı İngilizlerin Handikap 16 1900 ile başlıyor. Handikap 16 uzun mesafeli yarışlarda ben genelde Afiküo'lu atları ön plana tutarım. Genelde Afiküo'lu atların şanslı olacağını düşünürüm. Ama bugün kilo farklarının güç dengelerini eşitlediği bir koşu karşımda. İlk ayakta hangi atı yazmazsam o yazmadığım at çıkar gelir ve kuponları kafadan yırttırabilir bize. O yüzden ilk ayakta 10 at koşuyor ve 1 ekürü var. Toplam 9 atın koştuğu bu koşuda 9 atın 9'unu da yazıp ilk ayaktan yatmamak adına hepsi deyip bu zor koşuyu rahat bir şekilde seyretmek istiyorum. Ben altılımın ilk ayağını 9 atın 9'unu da yazıp hepsi diyerek geçmek istiyorum. Altılımızın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların şart 4300 çim için koşusu devam ediyor. Öyle bir at var ki burada. Gruptan çok farklı. İki numaralı Başar. Yarış hayatına kazanarak başladı. O gün jokeyi Mehmet Keskin'di. İlk birinciliğini Mehmet Keskin'le aldı. Bugün hayatının ikinci birinciliğini yine Mehmet Keskin'le almaya çok yakın bence. 1200'de 1.19'u var. 1400'de 1.33 ve 1.34'lük dereceleri bu grubu geçmeye yeter de artar bile diyorum koşuyu kazanmasını beklediğim iki numaralı Başar. Ben sizlere günün ilk bankosu olarak kuponlara yazalım diyorum. Günün ilk bankosu ikinci ayakta iki numaralı Başar diyorum. 3. ayağımız üç yaşlı Arapların grup bir Hatay koşusu. 1600 çim koşu. Güzel bir koşu. Güzel atların koştuğu koşu. Yalnız koştuğu 6 koşudan 4 birincilik 2 iki ikincilik çıkartan ve kazancını daha 6. koşusunda 1 milyonun üstüne çıkartan 13 numaralı sürgün tay. 570 bin ikramiyeli bu koşuyu Halis Karataş İdaresi'nde bence kimseye bırakmaz. Daha önce geçtiği bu rakiplerini sevdiği 1600 çimde yine geçer diyorum. Günün ikinci bankosu olarak lafı fazla uzatmadan 13 numaralı sürgün tayı sizlere ikinci banko olarak kuponlara işaretleyelim diyorum. Altılımızın üçüncü ayında 13 numara sürgün tay tek. Dördüncü aya geldiğimiz zaman Dörtlük Arapların Grup 1 Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu. 2200 kumda koşulacak. Her ne kadar puanlamanın altında kalsa da kumda muhakkak yazacağım ilk isim olan hangi koşuda olursa olsun kalitesiyle tam bir kumata olan 12 numaralı Ateşbibi. Çok beğendiğim bir isim. Bugün de Hışman Çizik İdaresi'nde kuponumun ilk atı. 12 numaralı Ateşbibi. Siz de bu atı muhakkak kuponlarınıza yazın. ihmal etmeyin derim. Yine kalitesiyle 7 numaralı Sement. Özcan Yıldırım'la ikinci atım. Bence küçük kuponlar 12 numaralı Ateş ve 7 numaralı Sement yazıp noktayı koyabilirler. Ben yanına 3 isim daha önermek istiyorum büyük kuponlar için. Kendi kuponumda da 5 at olacak burada. Ahmet Çelikli 4 numaralı Cever güzel koşuyor. Üçüncü şanslı isim olarak kuponlara yazalım. 8 yaşına gelmesine rağmen kumun kaliteli ismi. 2 numaralı Aşeymez. Artık bütünleştiği pilotu Deniz Yıldız ile Dördüncü atım. Böylesine büyük koşuda Halis Karataş gibi bir ustayı yazmadan olmaz. Sekiz numaralı Taşkır. Halis Karataş'la beşinci ve son atım. Ben altılımın dördüncü ayağını. On iki numaralı Ateş bibi. Yedi numaralı Sement. Dört numaralı Cevher. iki numaralı Aşeğmez. Ve sekiz numaralı Taşkır yazıp beş hatta geçmek istiyorum. Altılımızın beşinci ayağına geldiğimiz zaman iki yaşlı İngilizlerin şartlı bir 1400 çim koşusu. İlk defa koşacak taylar var. Hepsinin ayakları düz bassın diyelim. Oğlum Berat gibi 5 milyonu aşan kazancıyla dikkat çeken ana baba tam kardeşi olan 2 numaralı İskender Bey en iyi orijine sahip taydır. Ayan kurşun ile ilk isim olarak kuponlara yazalım. 2 numaralı İskender Bey orijin olarak çok iyi. Kahraman ekürüsünden kolay kolay kötü tay çıkmaz. Ahmet Çelik ile 4 numaralı Zaldır ikinci atımız olsun. Üçüncü ve son ismimiz de Adalı ikilisine ait. Ha Harun Kılıç Aslan'la start alacak bir numaralı Alazam. Olmazsa olmazımız olsun. Tayların koşusuna bu, iç, bu üç ismi yazarak geçersek yeterli olur görüşündeyim bence. iki numaralı İskender Bey, 4 numaralı Zaldır ve bir numaralı Alazan üçlüsü beşinci ayak için yeterli diyorum ben. Altılımızın son ayağına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19. Hiç koşu kazanmamış atlar koşuyor. 1600 çiminde koşulacak. Artık koşu kazanma zamanı geldiğine yandığım 1 numaralı Bolt Fighter. Enver Şimşek idaresinde benim ilk atım. Ayan Kurşun'la 2 numaralı gör bence ilk rakibi. Bu koşuya ekürü katılan 3 numaralı Oscura en az kendisi kadar formda ekürüsüyle 3. atımız olsun. Son koşusundaki ikinciliğiyle dikkat çeken Samater kuşlu 4 numaralı Baybridge 4. atımız. Bu koşunun bombasını aman ha bu atı ihmal etmeyin derim sizlere. Mert Ali Solmaz ile son katıldığı yarıştaki dördüncülüğü ile kımıldadığını belli eden 9 numaralı Boel. Sonda bombayı patlatırsa bu isim patlatır diyorum. 5. ve son isim olarak altılımızın son ayağına 9 numaralı Boel'i işaretleyip noktayı koymak istiyorum. Altılımızın son ayağına 1 numaralı Boltfire 2 numaralı gör 3 numaralı Oscuro, 4 numaralı Baby Rich ve 9 numaralı bu ile yazıp 5 hatta geçtim. 6'lı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız hepsi 9 at, ikinci ayağımız tek, üçüncü ayağımız tek, Dördüncü ayağımız 5 beş at, 5. ayağımız 3 at, son ayağımıza da 5 at yazdığımız zaman bugün 6'lımız 47 TL. Bugün sizlere Ankara'dan 47 TL'lik bir kupon verdim. Herkese şimdiden bol şanslar çok kazançlı bir gün geçirmenizle ilgili. hoşçakalın.